Yani birçok hastalığı ne tetikliyor? Asidoz tetikliyor. Ama asidoz hiç dikkat edilmiyor. Yani asidoz nedir? Tabii aslında diğer noktalardan önce o zaman öncelikli olarak onu çözmemiz gerekiyor. Evet, şimdi 100 milyon hücrenin faaliyeti sırasında asit ortaya çıkıyor. Bünyemiz bunu atıyor ama sürekli kişi peynir yiyorsa veya et yiyorsa veya yumurta yiyorsa, hayvansal besin yiyorsa veya aşırı tatlı yiyorsa asit. Asit de bütün hastalıkların ana sebebidir. Karbonat kullanmak gerekir. Karbonat bu kavanoz 5 lira. Yani bir set alana hediye. Şimdi bundan nasıl kullanılıyor? Bir tatlı kaşığı karbonat yemekten sonra bir su bardağı suyla karıştırıp içiliyor. Günde 3 defa içebilirsin. Bir yan tesiri yok. Sabah, öğle, akşam yemekten sonra karbonat ne yapıyor? Vücuttaki yükselen asidi atıyor. Kısa sürede atılmasını sağlıyor. Asidozu önlüyor. İnsan bünyesinde bir asit baz dengesi var. Yanlış beslenme nedeniyle spor yapmama, aşırı yanlış beslenme vesaire nedeniyle ortaya çıkan asidozun kısa sürede nötrleştirir karbonat. Çünkü asit baz dengesi çok önemli. Asidik ortamda kişinin kanı asitlenirse bakteri, virüs ve mantarlar daha aktiftir. Bazik ortamda ise kanın pH değeri hafif 7.40'ın üzerine doğru çıkarsa bağışıklık sistemi daha aktiftir. Yani kanın pH değeri burada çok önemli tedavide. Bu nedenle bu ürünleri kullanırken karbonat kullanmak çok çok önemli. Evet.